demin geçtim sizin için burayı tamamladık. Burasını daha sonraki. Evet, gelin artık. Burası bir yüzyıl değil mi? Evet. Çöplerimiz buraya dolanacak. Kaç yüzyıl olacak burası? Toplam 20 yıl başkan. Toplam 20 yıl. Burada olacak 20 yıl. Olacak 20 yıl. Daha sonra buraya geçeceğiz. Daha sonra buraya geçeceğiz. 12 yılda dolu. Toplam 32 yıl. Toplam 32 yıl. Toplam alan yaklaşık 10 hektar. Şu anda sadece binasını yaptıktan sonra gün içerisindeki makinelerini de alıp. Kazının çıkması bir taraftan. Yani 1,5-1,800'ü sadece şey malzeme. Malzeme. 2 milyon. Diğerleri harfiyatı. Evet. Aynen. %8-9 civarı en büyük kos. Yeni bir düzenli katadık depolama tesisine denizimiz kavuşuyor. Burada büyük şehir olmamızdan sonra bize katılan, kapsama alanına giren ilçelerimizin vahşi depolamadan düzenli depolamaya, çevreye olan saygımızı ve geleceğe daha güzel bir şehir bırakabilmek, temiz bir şehir bırakabilmek adına merkezde yapılmış olan düzenli depolama sahamızın yanında ilçelerimizde de düzenli depolamalar yapmaya başladık. Burası Tavas'ta olan bir düzenleme depolama alanımız. Ama sadece Tavas'a değil, Beyağaç, Kale, aynı zamanda Acıpayam ve Serinhisar. Toplam 5 ilçemizin çöpleri, katatıkları bu alana gelecek. Burası çevreden uzak, yani insanlarımızın meskeninden uzak. Lokasyon itibariyle de doğru bir seçim. Hem 5 ilçemizin ulaşılabileceği nokta doğru bir nokta. Hem de etrafında oluştuğunda insanlarımıza şikayetine maruz kalmayacak bir yer de bu planlamayı yaptık. Artık belli bir noktaya geldik. 5 ilçemizi düzenli depolama sahamızı kavuşturuyoruz. İnşallah Mart ayı içinde, Mart'ın sonuna kadar bu düzenleme depolamamızda inşallah faaliyete alacağız. Denizimiz daha temiz olacak, denizimiz daha güzel olacak ve çevreye duyarlı bir şehir olduğumuzu burada yapmış olduğumuz yatırımla bir daha da göstermiş olacağız. İnşallah temiz Denizli, biliyorsunuz Türkiye'nin en temiz kenti Denizli. Ona yakışır şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ben emek veren arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve Acıpayam, Serinhisar, Beyağaç, Kale ve Tavas ilçelerimizde de hayırlı olsun. İnşallah ikincisini de başlayacağız ilçe anlamında. O da Çivril, Baklan, Çal ve Bekirli bölgemize hizmet edecek. İmralı bölgesinde bir alanı da ikinci ilçemiz için de ikinci bir katı atık depolamasının son noktaya geldik. Orada da yaptığımızda ilçemiz artık vahşi depolamada yeraltı sularını kirletme riskini ortadan kaldırma. Buraya gelecek olan her türlü canlının insanlara kötü şekilde o hastalıkları veya sıkıntıları ulaştırabilecek boyutta olduğunu hiçbir zaman unutmadan bu yatırımlarımızı devam edeceğiz. Zaten şu anda Sarayköy ve Babadağ ilçemiz merkezdeki katatık depolamamıza getiriyorlar ve böylece ilçemizin çoğunluğunu düzenli depolama noktasında sağlıklı ve artık çağımıza uygun bir noktaya getirmiş olacağız. İnşallah şimdiden hayırlı olsun.